Selam arkadaşlar, Elmas'tan Şampiyon'a 1v1 serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz ve direkt maça girdik, hadi bakalım. Bu arada Fennec'le oynuyorum, Octane'le artık rekabetçi maçları biraz ara verelim dedik ve golle mi başladık? Girmedi gibi ama aynen girmedi, tamam. Güzel. Şimdi bu videoda da biraz Fennec mi Octane mi sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Çünkü çok kişi Fennec kullanıyor Octane'in. Aslında aynı hitboxları var ama Fennec'in ne bileyim böyle işte 50-50'lerde yani o birebir mücadele dediğimiz mücadelelerde daha iyi olduğunu falan söylüyor. Ben dedim bir de Fennec alayım, onu deneyelim. Hem bu soruya da cevap bulmuş oluruz bakalım. Bu arada şöyle söyleyeyim, yeni kolum geldi. Logitech F310 aldım ve onunla oynuyorum şu an. Arada böyle salak saçma hatalar yapabiliyorum arkadaşlar, ona göz ardı edin çünkü kola bir uyum sürecim var. Bildiğiniz üzere 3 yıldır aynı kolla oynuyordum neredeyse Rocket League'i. Ve 3 yıldan sonra yeni bir kola geçince arada böyle şeyler olabiliyor derken golü sattık ya, o kötü oldu. İşte bunun gibi hatalardan bahsediyorum kısaca. Şu an adam bu arada baya kötü durumda. Ya bunu atmamız lazım. Oo, buradan gol gelmesin işte bu, tamam sıkıntı yok, gelmedi. Tamam, benim bir tek disiplinli oynamam lazım orada. Çok esnek oynuyorum şu an. Nerede adam? Şöyle bir geçelim diyeceğim de geçemedik. Tamam bir vursun ya, bir izleyelim. Vurdum mu reis? Tamam ben de. Çalımı iyi attık da kaleye dönmedi ve o top nasıl adama şey oldu? Pardon, ben adamın üstüne nasıl çıktım? Abi oynarken de 1v1'de ne konuşacağınızı bazen bulamıyorsunuz. O yüzden zorlanıyorsunuz. Odak olduğunuz için de konuşurken takılıyorsunuz, onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle bir gidelim, kötü gittik ya. Şu an bu kadar zorlamam bu arada normal değil böyle bir adama. Ama zorlanıyoruz. Şöyle bir, ah be, röveşata çektim. İşte böyle hatalar olabiliyor arkadaşlar, az önceki mis gibi de aynı şekilde. Bu da tabii ki de gamepad'e tamamen alışmakla alakalı bir şey. Ben senden o topu alayım hocam. Tamam, şöyle gidelim. Gider mi bu? Yok, girmez. Şöyle deneyim de, yok. Çok kaçırdık ya. Bir de 1-0 çok kötü bir skor. Rocket'i gözlerinde. Sen vuracak mısın ona? Şöyle ben vurayım. Sen git onu almaya uğraş. Almadı. Boost'a gitti. Çok büyük bir hata. Yok, gitmemiş lan boost'a. Şöyle yuvarla abi, yuvarla yuvarla. Şöyle devam et. Nerede adam? Şöyle bir şey yapacağım onu. Şuradan kaldıracağım, tamam mı? Tavana seksin. Adosu backboard'a seksin. Buradan vuracağım dedim, direğe attım abi. Başladık gene direkt muhabbetine ya. Tamam, atamadı onu. Boş kale. Bomboş bir kale var dedim, önümüzde yokmuş. Tamam, bir bakayım ne yapıyor. Tamam gördüm, okey. Şimdi biz buradan bir alalım önümüze, tamam mı? Ah be, filikleyemedim. Abi her dediğimi var ya, kafamdakini yapamıyorum. O da ayrı bir konu. Şuradan backboard'a atayım dedim, vurayım dedim, olmadı. Önümü alayım dedim, öyle vurayım dedim, olmadı. Adam bu arada bayağı zorluyor ve golü buldu. Golü buldu adam. Atamayla atarlar oldu resmen. Gerçi adamla bizim şut sayılarımız nasıl eşit, ben de onu anlamadım. Neyse, bir tek o zaman ciddiye alalım. Çok gol kaçırdık çünkü. Kickoff kazandık ama şuradan boost'a gideceğim ben. Adam patlatmayı oynayacağım. Olmadı. Boost'un var mı? Boost'un yok. Usun yok, bence zorlama. Gol geliyor mu? Tamam girmiyor, sıkıntı yok. Şöyle vuralım. Güzel. Tamam, güzel aldık. Bunu artık gol yapmamız lazım. Güzel. Bir de top yere sekerken öyle baskı oluşuyor ki üstünüze, sanki hani vuramayacağım, ulan nasıl vuracağım falan gibi böyle. O da 1v1'de tabii ki de ısınmayla alakalı. Çünkü biliyorsunuz ben bir ara 1v1 bayağı oynuyordum. Sonradan bıraktım. O yüzden de böyle toyluklar olabiliyor. Şimdi buradan filikleyecek, çok belli. O yüzden direkt giriyorum. Şunu aldım mı? Aldım. Bana seksin o. Allah, hataya bak, hataya bak, hataya bak. Attı mı onu? Atamadı galiba. Atmış. Hataya bak abi. Yani üzgünüm ama arkadaşlar bu kola alışırken böyle hatalar yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir gidelim. Boost'umuz yok bu arada. Adam daha avantajlı. Şöyle vur. Boost yine yok. Tamam bak, şöyle bir şey yapacağım. Adam geliyor mu? Gelmiş. Ulan. Reis bir sakin ya. Ben seni patlatayım. Tamam mı? Sonra gideyim golümü atayım. Nasıl fikir? Neredesin sen? Sana böyle bir power shot vursak tutarsın. Şöyle vursak.
Gerçi bulsun yok senin. Şunu da alayım ben senden. Adam şu an direniyor abi. Direniyor. Resmen direniyor. Hani gol yemek için yatıyor şu an. Şöyle vuralım. Şöyle bir daha vuralım. Güzel vurdu. Bu kadar zorlamamız normal değil ama ya. Şöyle gidelim. Tamam, şuradan alalım. Şöyle bir daha alalım. Olmadı. Güzel, boş kale. Sakin, sakin. Güzel. 2 saniye. Artık kickoff'tan bir kaza çıkmazsa bitirdik maçı. Hatta kickoff'a da normal gideceğim ya, kendime güvenmediğim için. Al. Kickoff'u da normal yapıyorum abi ve maç bitti. GG. İkinci maçta ben geliyorum. İkinci maça geçtik bakalım. Birinci maçta çok hatalı oynadık. Bu maçta ne yapacağız dedim. Abi yine hatayla başladık. Allah'tan şey olmadı. Arada böyle hala kickoff'larda sapıtabiliyorum. Onun sebebi de dediğim gibi. Yeni kola. Of, hiç beklemiyordum. Böyle ya, o kadar yüksekten aşıtacağını hiç beklemiyordum. Çok beklemediğim yerden geldi ve adamın Lamborghini'si var. Tamam abi, odaklanarak oynayalım yoksa sıkıntı çıkacak gibi. Adamın çünkü oynayışı şey böyle. Bakayım. Adam bu arada sanki bir tek sakin de oynuyor gibi aynı zamanda. Yo, agresif gibi de anlamadım. Ben seni patlatayım mı hocam? Aynen. Vay canına diyor. Aga, yapacak bir şey yok. Bir ve bir de bunlar var. Geliyor musun? Tamam, çok iyi. Flick ve gol. Güzel abi. Adamı attı aynı golle resmen bir cevap verdik. Çünkü o da aşıtmıştı bizi. Biz onu Flick'le bir aşıttık tam zamanda. Ve güzel bir gol attık. Şöyle gidelim. Bana sekmeseydi çok iyi olacaktı. Okey, tutamadık. Şöyle bir bakalım ne yapıyor. Aynı fili denedim, olmadı. Şöyle vuracağım. Çok basit bir gol yedi be. Çünkü çok kötü vurdum. Ha, top kamerasından çıktım. Bir saniye böyle biraz da sert vurdum diye ama bir bakalım vuruşa. Ha, bayağı kötü vurmuşum. Ya adamın uçuşu da çok hatalı. Benim vuruşum da çok hatalı. Ama nihayetinde golü attık ve o ne? Yedik mi onu? Yedik. Yo, yemedik. İnanılmaz abi. Böyle bir pozisyon olması ve buradan gol attık. Çok iyi abi, inanılmaz. Adam için vallahi çok şanssız bir pozisyondu. Ama o yani kickoff aynı anda vurduk. Nasıl benim sağıma geldi onu anlamadım. Ya bu şekil falan vurduk yani. Az önce yaptığımız kickoff gibi bir şeydi. Ben buradan kaleme döneyim. Çünkü ters bir şut gelecek. Aşıtacak yine. Of, kötü oynadım. Kötü oynadım orayı. Ya dedim köşeye falan atar, adam direkt üstüme attı. Üstüme attığını da beklemiyordum. O yüzden bir tek hata yaptık orada. Sıkıntı yok. Adam bu arada gollerini geçmiyor abi. O da ayrı bir konu. Öyle tiplerden. Hani golü geçmeyeyim, sinir edeyim de belki hatalı oynar falan diyen tipler oluyor. Ondan gol geçmeyenler var. Ben buna geçeceğim artık. Tabi oraya yani kalenin içine sekmesi gerçekten çok saçma. Nasıl oldu ben anlamadım onu. Neyse, sıkıntı yok. Sorun yok abi. Biz de şansa gol attık. Adam da şansa gol attı. O yüzden dert değil de biz çok geride kaldık ya. Şöyle dönmemiz lazım direkt. Şöyle devam. Şöyle vuruş. Kaleye gidiyor ve gol oluyor. Güzel. Yani 3-1 yakalmışken 3-3 yapmak maçı gerçekten sıkıntılı abi. Allah'tan bu aşamadan sonra şey olmadı, adam öne geçmedi. Çünkü öyle bir şey olsaydı genelde farkı açıyor böyle kişiler ya, gittikçe gidiyor. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi adam gelsin abi ya, adam bir gelsin, tamam mı? Geliyor. Ama çok kötü flick attım. Şöyle, ah ben nasıl patladım? Ya patlamasam goldü, boş kale yani, yuvarlıyordum topu. Bu sefer gideceğim ama ben hata yapmayacağım. Çünkü orada beklemiştim, hatırlıyorsunuz. Arkamda fark ettim. Bak yine aynı şey oldu ya. Adam ikidir aynı şeyin şansına yani, topu kurtarıyor. Çok koyuyor bana da. Şöyle tutalım. Oo, bu bayağı bir tehlikeli işte. İyi yani, bulsuz bulmamız bayağı iyi oldu. Şöyle gidelim.
Ay çok kötü hata yaptım. Direkt kaleye döndüm. O da yaptı. Sıkıntı yok. Şöyle filik diyeceğim. Filik de atamadık gerçi. Bambaşka bir şey oldu. Hata üstüne hata ve gol geldi. Çok ilginç. Çok ilginç bir gol oldu. Ya adamın burada bu hata yapması şu an şey gibi yani bronz maçı gibi bir maç oluyor. Çok saçma bir hata yaptı orada. Yine kötü bir kick off. Gol. Bak yine direkt kaleye gidiyor abi. Böyle bir şey var mı ya? Tamam ben kötü kick off yapıyorum. Eyvallah da ya direkt kaleye. Ay çok kötü flick. Çevirir miyiz? Yok çeviremeyiz abi. Bir an umutlandım da. 5-4'e geldi. Ya bol gollü bir maç oluyor aslında. Keyifli maç ama atılan goller çok şey goller. Hepimizin hatasından atılan goller. O yüzden benim açımdan kalitesiz bir maç. Bak yine ısık aldık. Bu maç ısık ısıka ya. Full ısık alıyoruz. Adam da vuramadı boş kaleye. Acayip bir maç oldu. Ve adam şu an bayağı sinirlendi diye düşünüyorum. Cheat olmaya başladı yavaştan. Çok iyi. Şöyle vurdum. Girmeyecek gibi. Aynen girmez. Geri dönelim abi. Sıkıntı yok. Şöyle bir daha vurdum. İyice bir yere seksin. Ondan sonra of çok kötü oynadık ya. Gol gibi girmeyecek. Arkadaş bu ne ya? Adam yani bir şekilde topu çıkarabiliyor. Alalım topu. Şunu almam lazım direkt. Şöyle pinç olmadı. Vurdum direkt çünkü vuracaktı. Artık maç iyice kız lan. İyice kızıştı. Hayır, 5-5 yaptı adam. İnanılmaz. İnanılmaz. Ya şurada kafa kafaya çarpıştık ya orada olay koptu abi. Lan, hayır. Şöyle geri dönerim ben. Tamam. Şöyle korkutmak için bastım. Bakalım ne yapacak? Tamam güzel. Oğlum ne maç oldu be? Gol gibi. Gol. Çok iyi vurdum. Çok temiz vurdum çünkü. Ya adam aslında kurtarabilirdi. Tereddüt etti. Orada tereddüt ettiği için de golü attık. Şimdi kickoff'tan gol yemeyelim. Onu istiyorum. Onun dışında sıkıntı yok. Adam abi bak kickoff yine hala adam alıyor yani şu kickoff'ları. Şunu bir alalım. Hayır. Hayır, öyle bir şey yok. Tamam bitirdik. Hadi geçmiş olsun. Ne oldu lan? Oğlum atamadık. Bitirdik dedim. Neyse böyle bitirdik. Bu da olur. GG abi. Abi iki tane maç oynadık. İkisi de birbirinden garipti ama sonuç olarak kazanan biz olduk. Şöyle çıkalım hatta. Bu arada maçtan çıktık. Rankları göstermeyi unuttuk. 1 ve 1'de elmas 1 küme 2'de kaldık hala. 2000 almamıza rağmen küme 3'ü atmadı. 2 ve 2 ve 3 ve 3'ü dediğim gibi gamepad'le ısınınca oynamaya başlayacağım. O yüzden 1 ve 1 oynuyorum daha çok. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalda hala aboneyseniz 2-3 saniyenizi ayırıp kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.